17 nerede? Niye gözükmüyor? Şurada. Ha şurada. Kırmızı olduğu için bir an. Orada gümüş vardı gibi. Titanyum'da çantanın yarısı alt gibisini çok bulursun zaten. İşte alamadığım zaman bırakacağım ya. Şimdi dursun da hani alamadığım ana geleyim. O yüzden şu anda atmıyorum. Şimdi gözümüz açık olsun. Gümüş arıyoruz. Şurada oksijen alalım abi, hazır gelmişken. Şurada biraz duralım. Şunun üstünde durduğun zaman oksijen doluyor. Hop. 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 Fullendi. Neredeyse. Mesela buralarda araştıracak bir şeyler var mı? Taşın da araç üretici parçası. Oo, o da güzel bir şey. Şehir falan yapmak için gerekiyor. C-mod'u M-mod'u yapmak için gereken üretim şeyi o. Ona ihtiyacımız olduğunu unutmuştum mesela bak. Şuralarda gümüşlük neler var? Şunlar neydi? İşte bir tane aldık, bir tane bulduk. Şurada bakalım. Burası diplere gidiyor gibi. Evet, oraya şimdilik düşünmüyorum. Orayı şimdilik düşünmüyorum. Gitmeyi hiç düşünmüyorum. Evin altına at abi diyorsun. Evin altına. Aa, güzel fikir Quarex. Hakikaten güzel fikir. Aynen. Aynen. Çok güzel fikir. Helal. Ne haber Yunus? Ne haber yakışıklı? Ne haber güzelim falan dermişim ben. Ne haber güzelim? Kaç oldu? 30 saniye, 1 saniye. Kaç gümüşümüz oldu? 3 tane oldu. Biraz daha top abi, şunu fullleyelim burada. Bütün gümüş. 3 gümüş daha bulalım. Yeter. Çimdim oturuyorum diyorsun. Güzel. Çinmek ne demek? Benim bildiğim çinmek, tek bildiğim çinmek şey. Arkadaki eleman takip etmiyor inşallah. Suda böyle suya kafayı sokup çıkarmak falan gibi bir şey diyebiliyorum çinmek. Aha. Burada şey var, enkaz var. İşte. Gelme, gelme. Geliyor abi. Bak bak bak, oralarda. C-mod'u da bulduk. Tamam abi. Bu da C-mod parçası. Bu titanyum verecek. Tarayalım da bir daha. Ne, titanları atarız dediğiniz gibi. Burada bir sürü C-mod olayı buradaymış abi. Meğer 17'ye geldiğimiz zaman burada bunu bulmamız gerekiyormuş. Esas C-mod'un olayı burasıymış. Burayı biraz hızlı geçmişiz yanlışlıkla. Görmemişiz yani. Burada olay şeymiş yani. Asıl olay buradaymış. Bunun bir içine girme neler var? Şunlar ne? Bir reaktör. Bunu da bulduk. Envanter dolu. Önemli değil abi. Bunları tarayayım da. Bir daha bunlar neydi diye buradan dolaşırsak şahını görmeyelim yani. Parçalasınlar yani. O yüzden tarıyorum. Selamlar Artarax. Otistik canavar. Evet, biraz garip. Abi onu bıçakla bir kez vurursan kaçıyor diyorsun. Tamam, söyle falan. Çinmek banyo yapmak, anladım. Baya benzer o zaman yani. O suyla, suya girmek çıkmak diyelim. Yüzmek. Şunun içine girebileceğimiz bir yer var mı? Bu zımbırtının içi var mı yani? Aha, kapı. Açılmıyor. Açma hareketi vermiyor. Bir saniye.
burada bir olaylar var gibi, dur. Yalnız çıkamazsak labirent gibi ayvayı yeriz ha. Şurada PDA var. Bunu bir okuyacağız. Poturak var burada. Scanle abi, tara onu da. Başka bir şey yok gibi burada. Bir çıkıp hava alalım diyeceğim. Daha yarıdan yarıdan. Ooo, dallanıp budaklanıyor abi. Dallanıp budaklanıyor, öleceğiz. Abi dur, öleceğiz orada. Ben bir şuradan bir çıkayım, bir hava alıp geleyim. Burada öleceğiz abi, haberiniz olsun. Save ederiz bir de, yukarı çıkalım bir. Artarak, evet aynen. Oyun full erkenler içindeydi. Hikayesi sonlandırılmamıştı. Hikayesinin sonunda ne olacağı belli değildi. Şimdi salı günü çıkıyor ve hikayesi de full olarak çıkacak. Yani oyunun bir sonu olabilecek yani. Oyunun ucu açıktı daha evvel. Şu anda o durum çözülüyor. Benim zaten, ben bunu 2 yıl önce falan almıştım. Bekletiyordum yani resmen artık. Birkaç kere oynamıştım çünkü kendi halimde. Şuradan gireceğiz. Belki de hiçbir yere gitmiyor diyeceğim ama gidiyor da olabilir. Bir dakika, burada bir şey var. Projektör. Projektörü öğrendik. Abi burada ben taşınabilir araç üretici. Bundan zaten yaptık. Önemli değil. Envanter dolu. O şeyleri atsın çöpe. Şurada bir şey var gibi. Pil şarj cihazı. Bu çok önemli. 1/2. Bir tane daha bulmamız lazım abi burada. Bir tane daha bulmamız lazım. Bu ne? Lazer kesici. Bu bizde var. Yine de tarayalım da bir daha bu neydi diye buraya gelirsek bir şekilde gözükmesin yani. Şimdi 78 şeyimiz kaldı. Burada başka bir şey gözükmüyor abi. Gideceğimiz başka bir nokta da gözükmüyor. Değil mi? Şuralarda falan açılan bir yer yok. Burayı iyice taradık. Şunun içine baktık mı? Buralarda hiçbir şey göstermiyor abi. Çıkalım abi, hava alalım. Öleceğiz yani. Bulursak çıkışı tabii. Çıkışı bulabilirsek. Bir dakika, burada bir şey daha gösteriyor. Ne o? Çekme itme silahı, dur. O da yok olsun da bir daha göstermesin. Buradan buraya geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Riskli hareketlerle havamızı alıyoruz. Şimdi başka bir delik daha var mı, ona bakalım. Erken geçtikçe fiyat artar mı? Zannetmiyorum ya Nihat Burak. Bilmiyorum ya. Öyle bir oluyor ama, gerçi olabiliyor öyle şeyler. Emin değilim, bir şey diyemeyeceğim. Şimdi şuraya girdik abi. Şuralarda bir yer daha vardır diye düşünüyorum. Şurada da girilecek bir yer vardır gibi. Ya da belki de yerlerde belki bir şeyler olabilir. Görmediğimiz yerlere de bir bakalım. Hem de delik bakalım bir tane. Şurada bir şey mi var? Yok. Şu şeyin parçası. Seamod. Onu zaten bulduk. Şeye çevirelim onu. Titanium'a çevirelim. Bitsin ikisin. Şuralarda tarayacağımız bir şey gözükmüyor. Oraya giriş belki de yok abi. Belki de oraya giriş yok yani. Olabilir. Ya da şuralardan falan olabilir. Dur bakayım. Demin buradan geçtik gerçi. Bir saniye. Burası üst tarafa gidiyor tekrar. Abi giriş vardır oraya ya. Eminim vardır ya. Burada bir şey var bu arada. Seamod olayı buradaymış abi. 17 numaralı şeyin orada. 17 numaralı yaşam kozasının etrafında Seamod olayı. İleriye bilgi olarak yazın. 17 numaralı şeyin orası. Buralarda yerde bir şey kalmadı gibi. Bir oksijen alıp bir kere daha dikkatli bakacağım şu alttaki şeye. Ondan sonra burada işimiz kalmayacak gibi. Yapacağım Seamod'u yapacağım. Seamod'un güzelliği, oksijen için yukarı çıkmak zorunda kalmıyoruz. Yani bu hareketi yapmak, çünkü onun içinde de oksijen alabiliyorsun. Park ediyorsun enkazın yanına, gir çık, onun içine gir çık yapıyorsun sadece. Şu kapı açılmıyor değil mi? Bir daha bakayım da. Açılmıyor abi. Kilitli yazıyor zaten. Şuraya bir daha bakıyorum dikkatlice. Bunun bir girişi olması lazım. Bir yerlerden girişi olması lazım. Aha.
Bizim bir de o pil şarj cihazının ikincisini bulmamız da önemli abi. Pil şarj cihazının ikincisi önemli. Bir dakika, bir yer bulduk mu? Sanki bir şey bulduk gibi, dur. Çok da bir işe yaramadı. Şuralarda bir yerden geçiş var mı? Oh. Sanki işe yaramadı gibi oradaki olay. Yok abi, giriş yok gibi oraya ya. Üzülürüm varsa bulamıyorsam. Pil bitti. Çıkalım abi yukarı. Yok gibi abi, değil mi? Yok. Çık baba çık, 80 metre var. Pilimiz de bitti zaten. Pil var, doğru. Pilimiz var. Dur şu bir yukarı çıkayım da. Şarj cihazının ikincisini bulmamız lazım ya. Burada vardır diyordum ya. Bir tanesini burada bulduk ya. O yüzden dikkatlice alıyorum yani. O yüzden hani burada bir şey kaçırmayalım diye çok dikkatli bakıyorum yani. Ama burası daha çok C-Mod için yapılmış gibi gözüküyor. Şeyi de bir tane vermiş diye düşünebiliriz. Şuradaki uzaktakilerin hepsine baktık değil mi? Şunların hepsine baktık. Giriş yok abi buraya, bitti. Aha, orada bir şey var. Lazer kesici. Onu da tara. Var, bunu biliyorum da yine dediğim gibi bitsin gitsin diye, bir daha gözükmesin diye. İçin boş olunca, çünkü şey, bu ne? Tarama odası parçası. Hala bir şeyler görüyorsunuz var. Tarama odası yaptık abi. Tarama odası. Çekme itme silahı. Bunları demin görmedim ben ya. 3 tane şey buldum abi yani. Demin neye bakıyorduk biz? Ama hala pil olayı yok. Hala pil olayını bulamadık. İkincisini. Buraya giriş yok abi. Tarama odası, evet, yeni. Yeni bir şeye benziyor. Şimdi okuyacağım onu, ne olduğunu da. Eve gideceğiz bir gözüküyor. Biz gümüş almaya geldik buraya zaten. Nelere uğraşıyoruz. Başka bir şey kalmadı abi. Buradan gidiyorum artık. Şuradan birkaç gümüş daha alalım. Şuradan titanyumları bırak biraz. 3 tane daha gümüş bulalım şuralardan. Sonra eve gidelim. Titanyum. Pili saldım abi, saldım. Bir bakayım hadi, buradayken dedim kaçırmayalım abi. Bazen aynı şeyler aynı yerde oluyor çünkü. C-Mod'ların hepsi mesela buradaymış. O yüzden oraya da bir girilecekmiş gibi geldi. Yani içerilerde çünkü bazen özellikle de hikayeyle ilgili falan böyle PDA, MDA de buluyoruz. Onu kaçırmayalım diyorum. Yok, o çünkü belki ilerlememizi sağlıyor. Biraz hani aslında şu gelen mesajlar bize nereye gideceğimizi sırayla aslında yönlendiriyor biraz. Mesela bu 17'ye gelerek şeyi keşfettik. C-Mod olayını keşfettirdi bize. Belki bir oradan bulacağımız başka mesaj bizi başka bir yere götürüp başka bir şey keşfettirecek. Bu arada bakır geldi. Gümüş. Yeterli gümüşüm var galiba da. Buradayken bakalım diyorum. Eve gitmeden önce yeni spawnlar olmuş olabilir. Şu ne mesela? Keşfettim. Bizim daha böyle yuvarlak yapılara bakmamız lazım. Yuvarlak sivilcelere. Köşeli sivilce değil, yuvarlak sivilce. Ama gözüken pek yok gibi artık. Şuralara da bakalım, şu küçük yapılara. Yuvarlak sivilce. Aha, yuvarlak sivilce. Ama kurşun geldi oradan da. Neyse, yeter herhalde ya. Yetmesi lazım. Bu köşeli sivilce, uğraşmayalım. Şu anda yer yok zaten. Şu arkadaş köşeli sivilce. Köşeli sivilce. Köşeli sivilce. Köşeli sivilce. Zaten yukarı doğru çıktınca artık onlardan, yuvarlaklardan bulma şansımız azalıyor. Bizim memleket nerede? Bu taraf. Oksijen alalım.
Antarax anlatır mısın kendi şu an kadar kısmını? Yukarıda yazdığında ne yazmışsın? Kireç taşlarını kırma abi diyorsun. Evet evet o bilirim abi. Atarım abi ya. Atarız yani çöpe önemli değil. Selam Amerikan yayıncısı. Türk yayıncısıyım abi ben Amerika'da yaşayan. Şimdi Antarax biz bu geminin içinde iken bu gemi bu gezegene düştü. Uzay gemisi. Biz de son dakikada yaşam kozasıyla fırlayarak hayatımızı kurtardık. Geminin durumunu görüyorsun. Bu gemi işler acısı. Şimdi sıfırdan burada hayatta kalma çabalamalarını yapıyoruz. Değişik şeyler üreterek kendimize bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ha, yer yok alamıyorum. Neyse hallederiz onu. Mesela şöyle elimde gördüğün bizi hızlı götüren zımbırtıyın ilk önce planını buldum. Sonra kendisini yaptım. Malzemelerini toparladık falan. Şunları yere atsak dediğiniz gibi. Bunlar acaba burada duracak mı? 2, 4, 6 neyse attım 10 tane attım. Sperry'in ekranda sandık çıkıyor diyor. Bu neresem yaprak sarma. Evet o ama yani random çıkıyor. Ona artık kendin bakacaksın. Şimdi durum ne? Ne yapmamız gerek? Ne yapmaya çalışıyorduk? Biz unuttum yani. Olaydan koptuk. Ha şunlar. Şimdi olayın boyu şeyi değişti bu arada ya. Olayın çekme itme silahı kesin yapmak zorundayız. Onu bir yapalım. Amacımız oradan başlamıştı. Kablolama seti yapacaktık. Kablolama seti. Onu bir yapacağız. Onu bir yapalım. Çekme itme silahımızı bir yapacağız. Çünkü Aurora'da o lazım olacak. O bir kenarda dursun. Şimdi sıradaki alet kesinlikle ve kesinlikle şundan yapmak. Titanyum külçesi gerekiyor. Yağlayıcı ve güçlü pil. Güçlü pili görmüştüm diye hatırlıyorum. Silikon kauçuk ve pille yapılıyor. İki tane pille yapılıyor. Onu hallederiz. Fakat illa dolu pillerle mi yapmak gerekiyor? İki tane boş pilimle yapsam acaba dolu bir güçlü pille olur. Fark etmiyor güçlü. Doludur diye varsayalım. Onu sonra düşünürüz yani. Yağlayıcımız da var. Titanyum külçesi nasıl yapılıyor? 10 titanyumdan yapılıyor. Abi bizde 10 ilacı var ya. Bak iyi ki atmamışız titanyumları. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bu arada gittiler. Buradalar abi. Buradalar. Ben onlardan bir külçe yapayım. Geri gelin. Geri gelin arkadaşlar. Sizleri ben ihmal ettim. Üzgünüm ama... Şimdi sizi kullanabileceğiz. Çok güzel oldu. Türkçesi orijinalde geliyor abi. Aman falan yok. Direkt oyunun içinde var. Oyunun güzel yanlarından biri de o. Türkçe dostu. Türkiye dostu bir oyun yani. Su içeceğim merak etmeyin. Daha var. Şimdi önemli aletimize geri gelelim. Titan külçemiz tamam. Yağlayıcımız da tamam. Şuradan yağlayıcımız var. Yağlayıcı da tamam. Güçlü pil yapacağız. Fakat güçlü pili yaparken silikon kauçuğumuz da var bizim. Diye hatırlıyorum. Aynen. Buradaki sıfır şarjlı ve yüz şarjlı var. Abi sıfır, iki düşük şarjlılarla yapmaya çalışayım. İçimden bir ses elimize gelecek aletin full şarjlı olacağını gösteriyor. O yüzden ilk önce şarjlı biten bir şey, büyük biten bir şeyle değiştirelim. Bunun %73. Şunun var mı şeyi? %51. Tamam. Bunun yine %100 yapalım. Şunun var mı şarjı? 90. Bununki 90'mış zaten. Tamam. Bunun 90. Bununki belli değil. Bu 73. Başka bunun şarjı full zaten. Buradan da hızlıca bakabiliyoruz. Onarım aleti 90. Şimdi iki tane pilimiz var. 51 ve 0 şarjlı. Güçlü pil burada direkt. Silikon kağıt. Hemen yapıyorum. Bu yaptığımız aletle abi artık denizaltı yapabilir hale geleceğiz. Çok önemli bir alet bu yaptığımız şu anda. Denizaltı yapmamızı sağlayacak.
üretim birimini yapıyoruz şu anda. Üretim mekanı gibi bir şey ama bu mobil bir şey bu. Taşınabilir araç üretici. Taşınabilir yani mobil versiyonu. Şimdi onu dışarı koyuyoruz. Nerede o alet? Burada. Hızlı erişimi ata. 5 numarayı ata abi. 5 numarada. Onu nerede yapalım? Biraz derinde olsun abi. Biraz denizaltı menizaltı falan yaparız. Şu derine koyalım. Çok sığda olmasın. Gemiye de yakın olmasın ama şurası, şurası güzel abi. Şurası güzel. Biraz uzak oldu gerçek gibi geldi ama. 5 numara. Ne yapıyoruz? Sağ tuş. Şimdi böyle yüzen bir cihaz. Bakalım neler yapacağız. Tırman baba. Şimdi C-Mod'un yapabilir olmamız lazım. C-Mod eğer başka parça istemiyorsa. C-Mod yapabiliyoruz. Bu ufak bir denizaltı. Mini denizaltı. Neler gerekiyor? Titan külçesi. Yine 10 tane şey. Güçlü pil bir daha yapacağız. Bu arada pil sorunumuz var. Orada su içmem lazım. Yağlayıcı kolay. Kurşunumuz var. Yani her şey kolay. Bir tek pil biraz sıkıntılı. Pil üretmemiz gerekecek. Onu hallederiz ama. Şimdi ben bir su olayını halledeyim. Hem yemek hem su olayını hallederim. Sıra ona geldi yani. Bu ne abi? Balık elimizde. Mor balık lazım abi. Pil şarjı. Gel abi. Mor balık. Gel gel gel. Seni de yemek için alayım. Gerçi bir tane aldım değil mi? Ondan bir tane yeter. Bir tane daha mor balık alayım. O da tamam. 3 tane aldık. Hatta bol bulduk ya. Bir tane daha alalım. Alabilirsem. Şimdi bir su yapalım hemen. Abi çok müdahale oluyorum. Dayanamıyorum. Kızmıyoruz. Kızıyorum biraz evet. Dermişim. Yok problem değil ya. Bayağı kolay. Yaparız yaparız. Bir tek orada eksiğimiz şey. Söyleyeyim pala. Bu arada mesaj gelmiş. Bir dakika. İlk önce şu yemek olayını halletmemiz lazım. Susuzluktan öleceğiz. Denizin ortasındayız ve susuzluktan öleceğiz. Ama öyle tuzlu su abi. 3 tane bundan yap. Hatta 4 tane ondan yap. Sonra bir de yemek pişir abi. Gözcü. Gözcü. Gözcü bayağı lezzetli bu arada. Haberiniz olsun. Ben her yediğimde ayrıca hiç yani şey yapmıyorum. Hiç böyle sıkıntı vermiyor böyle. Her defasında zevkle yiyorum böyle yani. Bir de o balıktan çıkardığımız suyla çok güzel gidiyor. Mesajımıza bakalım. Kaydedilmiş yardım çağrısı yürütülüyor. Ben 19 yaşam kodasından 2. Kaptan Keen. Kaptan öldü. Komutayı ben devraldım. Tamam Kaptan Keen. Kaptan ölmeden önce bana bir kara parçasının konum bilgisini gönderdi. Kaza alanının 1,5 km güneybatısında toparlanacağız. Birbirinizden ayrılmayın. İyi şanslar. Bir dakika orada bir şey dedi. Onu bir anlamam lazım. Buluşma yerinin konum bilgisi bozuk. İletişime geçilen yerin konum bilgisi kaydedildi. He. Gidecekleri yerle ilgili bilgimiz yeterli değil ama bu mesajın gönderildiği yerin bilgisi geldi bize. Anlaşıldı. Peki burada var mı o bilgi? Var. 19. gerçi evet 19. koza var. Oradan buluruz herhalde. Yeni bir koza daha çıktı abi. Oraya gideceğiz. Ama ilk önce şu denizaltımızı yapalım.